Konçu herkese ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir güncellemeyle karşınızdayım. Saat 3.30'da gelmesine çok alıştık bu güncellemelerin. Ee, yani artık yapacak bir şey yok. Dilerseniz güncelleme notlarını bir göz atalım. Biz hoş geldiniz. nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir diyerek direkt arkadaşlar olaya dalıyoruz. Neler gelmiş, neler gelmemiş görüyoruz. Öncelikle gameplay'den bahsetmek istiyorum. Sizler için bu solda da açtım. İlk olayımız kill fit. Kill fit biliyorsunuz. Oyuncuyu öldürdüğünüzde yanda çıkan o işaretlerdi. Hani neyle öldüğüne dair. Mesela flashla vurduysan flashla, kapıdan vurduysan kapıdan vurduğunun işaret çıkıyordu. Artık C4 patlayıcısıyla egale edilen düşmanların da o kill fitte yer aldığını göreceğiz. Artık kill fitte C4'te gözükecek. Bunun yanında şöyle bir şey var. Game logic dediğimiz hataları oyun mantığıyla alakalı. Oyuncular artık daha fazla damage almayacaklar. Yani şöyle söyleyeyim, artık hasar almıyor diyelim oyun mantığından kaynaklı olarak. Bombalarla alakalı bir değişikliğimiz var. Şöyle arkadaşlar. Oyuncular artık havadaki el bombalarından yani el bombalarıyla çarpışma olasılığı artık çok düşmüş, birazcık düşmüş, daha düşük yazmışlar ama. Şimdi arkadaşlar bu da bir bak. Bunun sonuna da eklemişler. Eğer siz çömeldiğinizde dikoy size çarparsa eskiden bug olarak şeyde kalıyordunuz. Ayağa kalkamıyordunuz. Artık bu bug'ı da düzeltmişler deniyor. E, bu çok düşük bir ihtimal tabii ki ama hani çömeldiğinizde dikoy yediğinizi varsayın ama böyle bir bug olduğu zaman artık ayağa kalkabiliyor musunuz bunu söyleyeyim. Şöyle bir şey var bombayla alakalı bir iyileştirme var. Defansif bir iyileştirme var. Şöyle, el bombalarının artık yakındaki oyunculara verdiği hasar kapılardan arasında bir modül varsa daha az dime içiyorsunuz. Zaten bununla alakalı bir güncelleme yapmışlardı hatırlıyorsunuz. Şimdi artık kapılardan da daha az hasar yiyeceksiniz. Bunu belirtmemde fayda var. Bir de oyuncu burada duruyor. Buradan attık sekti oyuncunun yakınına düştü. Orada bir o zemine çarpıp e, patladığındaki partikül işte ne bileyim e, iyileştirmeler olmuş bunu söyleyebilirim. Bununla birlikte en önemli özelliklerden birisi şu. Artık Panorama UI'nin arka planını değiştirebiliyoruz. Kullanıcılar artık değiştirebiliyorlar ki bunu da görebiliyoruz video içinde. Oyunun grafiklerinde büyük bir iyileştirme yapmaya gidiyorlar ki Source 2 gelecek ya. Geleceğini tahmin ediyoruz. Mutan ona hazırlık için. Bu kısmından çok bahsetmeyeceğim. Sadece şöyle gözüm çarpan bir kısım varsa bahsedeceğim. Çünkü 21'e 9 gibi bir çözünürlükte oynayanlar için bir optimize gelmiş. Ama yani 21'e 9'da kimse oynamıyor. Oyun içi renderın optimize edilmek üzere belleği eklenmiş arkadaşlar. Yani grafiklerle alakalı büyük iyileştirmeler var. Muhtemelen optimizasyonunuz çok iyi olacaktır. FPS artışınız olacaktır. Texture streaming e, deneysel grafik ayarı olarak eklendi oyununuza. Bunu açarsanız FPS'iniz artabilir ya da azalabilir. Bunu bilmiyorum. Bazı insanların azaldığı söyleniyor. Bazılarınınki arttığı söyleniyor. Bunu da belirtmemde fayda var. Sticker kapsülü gelmiş. Warhammer'ın sticker kapsülü. 40 bin adet eklenmiş. Alır mısınız bilmiyorum. Bununla da birlikte Steam'e bir güncelleme gelmiş. Kendinize çok iyi bakın. Umarım izlediğiniz video gitmiştir. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve konçiva.